Halil Rıçmat Piyasalar Merkezi'ne merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, önemli bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki seçime, seçim ayına girmiş olduk ayın 24'ünde. İnşallah bir genel seçim var. Memleketimiz için şimdiden hayırlı olsun. Piyasalarda tabii ki çok doğal olarak hareketli. Gerek yurt dışı gerçi biraz daha sakin ama en azından bizdeki sürece baktığımızda tabii seçim kampanyaları, vaatler, söylemler, beklentiler, insanların bugüne kadarki olan süreçteki beklentileri ve bu doğrultuda liderleri, adayları hep birlikte zaten takip ediyoruz. Bunlar piyasalar üzerinde nasıl bir etki oluşuyor, fiyatlama oluşuyor? Şimdi bununla ilgili çalışma yapacağız. Çünkü oldukça detaylı bir çalışma bu. Çünkü 1990'lı yılların başından bugüne kadar gelen hemen hemen bütün önemli seçimleri, yani yerel seçimler, daha doğrusu pardon öyle diyeyim, genel seçimler olmak üzere en son Cumhurbaşkanlığı referandumunu da dikkate alarak bu çalışmayı yaptık arkadaşlar. Yaklaşık 15-16 tane grafik üzerinden tüm seçimlerin sürecini yorumlayacağız. Seçimlerin öncesinde ne oluyor? Borsa düşüyor mu? Borsa yükseliyor mu? Koalisyon beklentisi olduğunda, iktidar değişimleri olduğunda, çünkü 90 yılından 91'deki seçimlerden itibaren alıyorum bu tabloyu. Bunu detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Tabii son NTV'deki programda, sevgili Gökay'la yapmış olduğumuz programda seçimlere yönelik yapmış olduğumuz erken seçim kararı sonrasında yapmış olduğumuz bir videomuz vardı. Bunu da izleyebilirsiniz tabii ki. Hemen şimdi şunu kaldıralım ve diğer tarafta da açıkçası sizlere 1995 sonu 1996 yılında Türkiye'de araştırma ve bir yerde analiz yöntemlerinde iç piyasaları, dış piyasaları olmak üzere ve borsada yaşananlar, tecrübeler, vadeli işlemler piyasası, teknik analiz, altın borsası, Türkiye'nin ilk kullanan altın borsası kurulduğu tarihe denk geliyor, 95-96. O tarihte benim yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaparken yapmış olduğum çalışmaları derleyip ve aynı zamanda detaylı bir çalışma yaptım. Kitabım 1995 sonra 96 yılında çıkartmış olduğum kitabım. Burada o dönemdeki kafamdaki soru şuydu. Piyasalar, gelişmeler, siyasi, ekonomik gelişmeler, dış gelişmeler, iç gelişmeler, bunlar piyasalar üzerinde nasıl etki oluşturuyor? Tabii hem bir yerde araştırma kitabı hem analiz yöntemlerinde yaklaşık 276 sayfada topladığım bir kitaptı. Ekonomi ve Siyasetin Nabzı Borsa isimli kitabımda o dönemde bayağı ses getirmişti. Bu anlamda da benim için önemliydi. Bu kitabımda, kitabım şu an için piyasada yok ama inşallah yakında yine sizlerle paylaşacağım. Görüyorsunuz burada o zaman o kadar yüksek enflasyon var ki 490 bin liraya satmış arkadaşlar kitabı. %100 enflasyonun olduğu dönem, 94 sonrası, kriz sonrası, 95 toparlama dönemi, 97 borsanın ciddi rally olduğu dönem, o döneme rastlayan bir süreç. Kitabın içeriğinde burada detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İnternetten ikinci el olarak belki bulunabilir. İki kitabım daha var ama bunları daha basıma vermedik. Kısmetse inşallah onları da basıma verip sizlerle paylaşacağız. Burada detaylı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen ben çok fazla uzatmadan 1991 yılındaki genellik seçimlere gelmek istiyorum. 1991 yılında değerli arkadaşlar şurada, evet. Hatta şunu biraz daha köşeye alayım ki sonuç itibariyle göstereceğim grafiklere denk gelmesin, sıkıntı olmasın. Şimdi 1991 yılında seçimler, daha doğrusu seçimler, ekonomik veriler, bölgesel faktörler, dünya konjonktürü, global kriz, iç krizler, bunlar da olmak üzere piyasa fiyatlarında çok ciddi anlamda aslında biliyorsunuz oynaklığa neden oluyor. Ve şu günlerde de çok sert dalgalanmalar görüyoruz. Çok da uzatmayacağım. Uzatmadan hızlı hızlı geçmeyi düşünüyorum. Şimdi daha önceden Türkiye'de seçimlere yönelik
ilk çalışmayı yapan kişiyim, onu söyleyebilirim. Tercüman gazetesinde yaklaşık dünden bugüne tercüman, sonra bugün gazetesi, sonra değişen isimlerle bu gazetelerde yaklaşık 5 yıllık her gün düzenli köşe yazarlığım olmuştur. Finans piyasalarına, ekonomiye yönelik yapmış olduğu çalışmalar olmuştur ve ilk olarak da burada bahsetmişimdir. Seçimler piyasalar üzerinde nasıl etkili oluyor? Nasıl bir fiyatlamaya neden oluyor? Bununla ilgili ilk çalışmamı yaptığımda çok enteresandı. Gerçekten ilginç sonuçlar almıştık. Ve burada bize de öncü bir yerde yol haritası olmuştu. Şimdi 1991 seçimlerine geldiğimizde biliyorsunuz Türkiye, şunu da hatırlatmak istiyorum. 60 ihtilalinden sonra 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2002 seçimlerine gelene kadar sürekli koalisyonlarla yönetildi arkadaşlar. Koalisyon dönemleriyle yönetildi. Ve koalisyon dönemlerinin tabii ki 1986 yılında borsanın açılmasıyla birlikte piyasalar üzerinde ne gibi etkisi oldu? Bunları da tabii daha önceki videolarımda, daha önceki paylaşımlarım söz konusuydu. 1990 Körfez krizi sonrasındaki süreç, koalisyon dönemleri. Bunların hepsinin aslında piyasalar üzerinde nasıl etkisi oldu? Koalisyon beklentileri nasıl etki oluşturdu? 2002'den sonraki süreç nasıl gelişti? Bunu görüyoruz. Daha doğrusu bunun krizler döneminde de etkilerini gördük. Çünkü 6 ayda bir, 3 ayda bir hatta bakanların değiştiği dönemi biliyoruz. Enflasyonun %100'lerin üzerinde çıktığı dönemi biliyoruz. Türkiye açıkçası, Türkiye koalisyon dönemlerinde şunu hep söylüyorduk. Hatta son dönemde açık ve net olarak söyleyeyim, bir bıkkınlık söz konusuydu. Koalisyonlar oluşuyor, koalisyon liderleri birbirinin içinde anlaşamıyor. 3 ayda bir, 6 ayda bir bakanlar değişiyor. Bu tabii istikrarsızlık oluşturuyordu. Ve 2002 ile birlikte dedik ki tamam, istikrarı yakaladık. Ama bugün görüyorsunuz, koalisyonu özler bir duruma geldiğimizde ben net olarak söyleyebilirim. Şahsım adına tabii ki. Şimdi maalesef demek ki Türkiye'de siyasi iradenin, siyasetle ülkeyi yönetenlerin burada tavrı çok daha önemli. Vatandaşla paylaşması çok önemli net olarak. Eğitim en önemli sorunumuz. Eğer eğitim olmuş olsa bugün önderimiz Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi Beyaz Zambaklar Ülkesi diye bir kitap var. 1914-19 daha bu tarihlerde İskandinavlar dikkatini çekiyor Atatürk'ün ve Dünya Savaşı döneminde Rusların İskandinavlara yapmış olduğu süreçten bahsediyor ve tabii ki bu ülkeleri gelecekte çok iyi ülkeler olabileceğine yönelik mücadelesini anlatıyor ve bugün dünyanın en refah bölgesi biliyorsunuz ve Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Seçilmiş bir insan, bana göre Tanrı tarafından seçilip gönderilmiş bir insan. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Eğitim bizim için gerçekten çok önemli. En önemli konumuz. Sonrasında tabii ki ekonomi eğitimle birlikte gelecektir. Önemli olan gelecek nesillerin. Çünkü 49 yaşındayım. 50 yaşına ulaşacağım. Kısmetse. Çok ciddi sıkıntılı dönemler yaşadık ülke olarak. Bir türlü istediğimiz o Avrupa Birliği, Batı'nın o göstergelere bir türlü ulaşamadık. İnşallah bundan sonraki süreçte. Umutlar devam ediyor. Hiç umudumuz yoktu ama bir süre önce. Şimdi biraz daha umutluyuz diyebiliriz. Neyse. Fiyatlar üzerine tekrar dönelim ve piyasalara dönelim. Bakın 1900, şunu şöyle ayırıyorum. 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2002'ye kadar olan gelen dönemde hep koalisyonlar vardı. Ve 2002'ye kadar olan dönemde piyasalar bu koalisyon dönemlerinde nasıl fiyatlanmış? Tabii direkt gösterge olarak kitabımda da bahsetmiş olduğum gibi aslında kitabımın ismi de bu anlamda manidar. Ekonomi ve siyasetin nabzı borsa. Yani o dönem borsayı tabii dikkate alıyor. Çünkü kurda sabit kur rejimi vardı. Her zaman yükseliyordu kur bu anlamda. Şimdi 1991 seçimlerine geldiğimizde genelde seçimlerde şunu görüyoruz. Koalisyon dönemleri, yani 2002'ye kadar olan seçimlerde şunu görüyoruz. Seçimlere arkadaşlar ortalama 19 ay kala, pardon 8 ay kala, seçimlere 8 ay kala piyasalar öncesinden
zirve yapıyordu. Ve seçimlere kadar bir düzeltme yaşıyordu. 8 ay boyunca düzeltme yaşıyordu arkadaşlar. Seçimler geldiğinde, seçim haftası geldiğinde dip bulunmuş oluyordu. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu haftalık bir grafiktir. 1991, 20 Ekim 1991 genel seçimleri. Bakın seçimden 8 ay önce zirve yapıyor. Seçime kadar sonraki dönemde düzeltme ve koalisyon dönemlerinde oluyor tabii bu. Seçime 2 hafta kala, 3 hafta kala dipler bulunmuş oluyor. Yani seçime 3 hafta kala dipler, daha öncesinden düşler sertleşiyor. 3 hafta kala bakın ne kadar var seçime? 4 hafta var. Hadi bu haftayı geçelim. 3 hafta var. Yani önümüzdeki haftadan sonra 3 hafta var. Bu hafta en kötü hafta. Şurada görmüş olduğunuz çizgiye bakacak olursanız sanki bu haftayı yaşıyoruz. Biraz duruluyor. Anket sonuçlar bu doğrultudaki gelişmelere göre. Dip bulunduktan sonra seçim gerçekleşiyor. Seçimden sonra ne oluşuyor arkadaşlar? Bakın kim gelirse gelsin problem değil. Önemli olan bu belirsizlik dönemi bitiyor. Son 3 hafta kalaya kadar satışlar devam ediyor. Sonrasında seçim netleştikten sonra bu sefer koalisyon kurulacak. Kimler kuracak? Bunlar tabii ki önemli ama kim kurarsa kursun hiç problem değil. Görüyorsunuz seçimden sonra arkadaşlar çok biraz bir durgunluk bir hafta. Ama arkasında kabine nasıl kurulacak? Ekonomiyi kim yönetecek? Başbakan kim olacak derken bunların beklentisiyle piyasa beklentiyi alıyor ve ciddi bir rally başlıyor arkadaşlar. Sonraki dönemde haftalarca olumlu bir süreç başlıyor. Bu 1991 seçimleri olumlu yansıyor. Yani 3 hafta kala düşüş, dip oluşuyor. Seçim sonrası rally. Hemen buradan tablomuza dönüyorum ve görüyorsunuz. 1995 seçimleri bakın 1991, 1995, 1999, 2002, 2005, 2007, 2011, 2015, 2015'te 2 tane var biliyorsunuz. 2017. Yani toplam bu seçimlerin hepsini şu an grafiğe aldım arkadaşlar. Bunları paylaşacağım. Şimdi buradan yola çıkarak bakın yine görüyorsunuz. 1995 seçimlerinde pardon evet 1995 seçimlerinde öncesinde zirveler oluşuyor. 7-8 ay önceden tepeler bulunmuş oluyor. Sonra ne demiştik? Sonra hep bir düşüş dönemi, düzeltme dönemi. Ta ki bakın seçime neredeyse şu grafikte şunu da göstermek istiyorum. Özür dilerim. 2-3 hafta kala 3. haftada yani belki önümüzdeki hafta da bu satış devam edecek. 1-2 bakın 1-2 2 hafta kala da dip bulunuyor. 1-2 olumlu seçim haftası yukarı hareket. Bu anket sonuçları da demek ki burada etkili. Hemen bakın arkadaşlar burada bu düşüş devam ediyor. Geldik. Evet seçime 2 hafta kala. 3. haftada bakın düşüş tepki dip çalışması. Sonrasında arkadaşlar tabii seçime 4 hafta kala çok sert satışlar var. Yani şu son 2-3 günde yaşamış olduğumuz düşüşler. Sonra tepkiler, dipler bulunuyor. Ve bunu bugünümüze uyarlayacağız. Nasıl etkiliyor? Ve arkadaşlar seçim günü geldiğinde görüyorsunuz seçim sonrası. Seçimin haftası gayet olumlu. Seçim günü geldiğinde satış. Sonrasında koalisyon beklentileri. Kabine nasıl olacak? Şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Derken o soruları sorarken rally yaşanıyor arkadaşlar. Yaklaşık 1, 2, 3, 3,5, 4 ay önce rally yaşanıyor. Tablo netleşiyor. Hemen 1995 seçimlerini bitirmiş olalım. Hemen dönüyorum. Peki 1995 seçimleri dedik. Hemen burayı şöyle kapatayım. Evet. Şimdi acaba faizler 2017 faizleri yanlış yere koymuşuz herhalde. Problem değil. Döneriz oraya tekrar. Hemen şöyle alıyorum. Tahvile döneceğiz. 2017 Nisan. Şöyle alalım. Evet hatırlatırsınız. 2017 Nisan'da olmuş diye. Faizler. Şimdi 1991-1999. Çünkü o tarihte faiz ve dolar sabit olduğu için bir anlam ifade etmiyor. Borsa yine. 99'a geliyoruz. 99 Nisan seçimleri. Bakın. Burada biraz daha farklı tablo. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1998'e ekonomik Asya krizi var. O krizle birlikte bir çöküş toparlama dönemine denk geliyor. Toparlama dönemine denk geliyor. Yine seçimden şöyle bakıyorum.
kaç Nisan seçimleriydi? Şuraya bakalım, 19, evet. 16, 17 Nisan yanılmıyorsa, 18 Nisan seçimleri. Hafta, bir hafta önce düşüş, daha önce rally var. Toparlama, sonra seçimden sonrayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani seçimden sonra yine seçim öncesinde yine bir düzeltme var belli bir noktada. Ama daha öncesinde kriz olduğu için bu 99 seçimleri biraz daha farklı. Hemen seçim sonrası ne oluyor? Kabine netleşiyor, her şey güzelleşiyor. Beklentiler artıyor ve olumlu tablo devam ediyor. Yani borsa daha önceden aslında küçük bir satış yapmış 99'da. Hemen geçiyorum. 2002 seçimlerine. Bakın arkadaşlar, 2002 seçimleri. 1991, 1999, 1900 hangi seçimleri yaptık? 1991'i yaptık, 95'i yaptık. 95'i yaptık mı? Ben şöyle bir bakalım. Burayı kapatalım. 1991'i yaptık, 95'i yaptık. Evet. 99'u yaptık. Evet, 99'u yaptık. Şimdi koalisyon dönemlerindeki süreci bir yerde görmüş olduk. Ne yapıyordu? Seçimlerden 8 ay önce tavan yapıyor. Seçimlere kadar düşüş. Seçimlerin son 3. haftasında çok sert düşüş. Sonra 2 hafta dip yapıyor. Seçimlerle birlikte, seçim haftasında bile olumlu hava. Seçimlerle birlikte bittikten sonra rally dönem başlıyor. Burada da bakın arkadaşlar, çok enteresan bir şey var. Yine seçimlerden önce bir tepe var. Sonra hatta bakın, seçimlerden 8 ay önce tepe var. Bakın. 1. ay, 9. ay neredeyse. Ne demiştik? Seçimlerden 8 ay önce borsa bir tepe yapıyor. Yani şu tepeyi yapıyor. Sonra düzeltme dönemi geliyor. 8 ay boyunca, 8-9 ay boyunca düşüş. 8, tam 8 değil ama 8-9 ay, 8,5 ay boyunca düzeltme. Ve arkasından arkadaşlar bakın, burada biraz daha farklı. Neden? Çünkü 1991'den demiştik ya, 1960'dan 2002 yılına kadar olan koalisyon dönemleri, ama 1986'da kurulduğunu düşünecek olursanız en yeni tarihte 1991 seçimlerinden 1999 seçimlerine kadar aynı seyretti. Ama evet, burada da aynı seyretti, ama burada çok enteresan anketler, beklentiler, sanki Türkiye'de ilk defa bir tek partili seçim sonucu gelecekmiş beklentisi vardı. Çok iyi hatırlıyorum o günleri. 2002. Piyasa birden olumlu olmaya başladı. Birden olumlu olmaya başladı. Fiyatlar son 2-3 hafta boyunca rally yaptı. Aynen şurada olduğu gibi. Çünkü dedim ya, koalisyon dönemlerinden bıkmıştık. 3 ayda bir, 6 ayda bir bakanlar değişiyordu. Şu olurdu, bu olurdu diyorduk. Bir türlü istikrar bulunmuyordu. İstikrar olmuyordu. Faiz yüksek, enflasyon yüksek. Borsa sürekli dalgalı, kötü. Bu anlamda iyi de oldu. Tabii ki iyi oldu, dönemler oldu. Çok iyi dönemler oldu. Bunu bir şekilde yatsıyamayız. Ama koalisyon dönemlerinden bıkılmıştı o dönem. Ve ondan sonraki dönemde seçimlere neredeyse 3 hafta kala borsa bir rally yaptı. Şurada görmüş olduğunuz şu rally yaptı. Seçim günü geldi. 1 Kasım. Bakın, bir yatay bir hareket. Yükselişi satın aldı. Piyasa satın aldı beklentiyi. Sonra yatay. Sonrasında arkadaşlar bir rally başladı. Seçim sonrasında. Bakın, seçim sonrasında zaten ne vardı? Sürekli ralliler vardı diyoruz ya. Bakın şurada da seçim sonrası rally devam etti ve çok ciddi borsa o dönemde ralliye başladı ve her seçim dönemi sonrası olduğu gibi yükseliş devam etti. Hemen 2002 seçimlerinden sonraki sürece dönüp bakıyoruz. 2002 seçimlerini de bitirdik. 2002 seçimleri sonrasından sonra 5 yıl sonra 2007 seçimleri geldi. Bakın yine tablo tam tersi döndü. Eğer şöyle hatırlayacak olursak, bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Koalisyon dönemlerinde borsa 8 ay önce zirve yapıyor, düzeltme yaşıyor. Ve seçime 3 hafta kala bir dip yapmış oluyor. 2 hafta kala olumlu. Sonrasında seçim haftasında bir tekrar normale dönüyor. Seçimden sonra rally ile birlikte borsa aylarca yükseliyor. Ama tek partiye geldiğimizde 2002'de ne olmuştu? 2002'de tamam bir 8 aylık düşüş olmuş, ama o beklentiyle birlikte aynen bakın burada olduğu gibi. Hemen o grafiği eğer getirebilirsem tekrar göstereyim. Bakın nasıl? Seçimlere 2-3 hafta kala olumlu. Seçim gerçekleşiyor. Daha da olumlu. Şimdi seçimlere 2000
7 seçimlerine 3-4 hafta kala olumlu, seçimlerden sonra burada olumsuz. Ama bu, çünkü daha önceden beklentiyi satın almış piyasa. Ama bir süre düzeltme, sonrasında tekrar yeni zirveler, yeni ralliler, gayet olumlu bir süreç. Ama seçimlerden önce bu tablo. Şimdi ne oldu? Demek ki tek parti dönemlerinde seçim öncesinde seçim gününe kadar olumlu devam ediyor. Seçimden sonra 2002'de ralli devam etti ama 2007'de biraz daha aşağıya sonrasında toparladı. Yine de belki 5-6 haftalık düzeltme sonrası borsa tekrar yükselişe geçiyor. Yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Seçimlerden sonra borsa iyi olmaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum. 2007. Şimdi 2007'de başka bir tablo daha var. 2002'de yoktu bu. 2007'de bu sefer acaba seçimlerde dolar nasıl seyretmiş seçim öncesinde? Evet. Bakın, tek partiyi satın alacak diye piyasalar, olumlu bir ekonomi yönetimi beklentisi de vardı o süreçte, devam ediyordu. Doları görüyor musunuz arkadaşlar? Zaten dolar ciddi bir düşüş trendi içindeymiş. Yani TL'nin değer kazandığı bir süreç. Ama ne oluyor? Sonrasında bu beklenti önceden satılıyor. Seçim çıkıyor, seçim netleşiyor. Parti, AK Parti geliyor, neyse AKP. Bir şekilde bu hareket normale dönüyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi tepki veriyor. Düşüşün düzeltmesi geliyor. Bu bir süre daha devam ediyor. Ama sonrasında tekrar TL'ye düzeltmeye devam ediyor. TL düzeltmeye devam ediyor arkadaşlar. Gayet olumlu süreç sonrasında devam ediyor. Yani seçimlerden sonra olumlu süreçler devam ediyor. Burada önemli olan hangi parti çıkacak? Tek parti döneminde görüyorsunuz. Öncesinde fiyatlıyor. Ama koalisyon dönemlerinde şu an yaşadığımız, yani 2018'de yaşadığımız gibi koalisyon dönemlerinde, belirsizlik dönemlerinde şu an olduğu gibi oluyor arkadaşlar. Tek parti döneminde daha önceden fiyatlanıyor. Peki tahvil ne oluyor? Tahvilde gördüğünüz gibi aynen tek partinin beklentisiyle, yani bu parti kazanacak deniyor ve olumlu hareket. Faizler düşüşe devam ediyor. Sonrasında netleşince kabine şu bu falan derken yukarı hareket, ama sonrasında düşüş devam ediyor arkadaşlar. Yani faizlerde de böyle. Öncesinde tek parti varsa öncesinde olumlu, sonrasında bir durulma, daha orta uzun vadede olumlu hareket devam ediyor. Şimdi gelelim 2011 seçimlerine. 2011 seçimleri de hemen hemen benzer bir süreci gösteriyor arkadaşlar. Şöyle hangi tarihler olduğunu biliyorum ama yine de bakalım. 2011 12 Haziran. Bakın 12 Haziran. Şurada. Evet. 2011'de. 2011'de tablo biraz daha olumlu seyretmiş, yatay seyretmiş. Ama çok enteresan, 2011'de bazı şeyler sanki bozulmuş. Seçim sonrasında çok da fazla olumlu bir hareket yok. Daha sonra olumlu bir hareket var. Yani 3-5 ay duruluyor. Ama seçimlere hiç olmazsa seçimin altına kimin çıkacağı belli beklentisiyle bir tepki, sonra düzeltme, sonra daha uzun soluklu düzeltme. Yani borsa diğer dönemlerde olduğunun biraz farklı. Yani tek parti beklentilerinin olduğu dönemden biraz daha farklı, yatay bir harekete sarıyor. Gördüğünüz gibi yatay bir hareket. Sonrasında kötü oluyor. Hemen geçiyorum. Peki dolar ne oluyor? Evet. O dönemde dolar bir yükselen trendte. Ama seçimlere birkaç hafta kala düzeltme. Belli hangi partinin geleceği diye düşünüyorlar herhalde. Fiyatlama böyle oluşuyor. Ama arkasından dolar yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Kabine, beklentiler falan, bunlar tabii ki çok çok önemli şeyler. Şimdi oraya da geleceğiz. O dönemdeki beklentiler, kabine değişecek mi, değişmeyecek mi? Bir takım içeride tek parti iktidarının 3. dönem seçilmiş olmasının getirdiği bir enteresan sorumluluk, yükümlülük, yorgunluk, eleştiri, parti içinden, parti dışından, dünyadan, bunların hepsi etki ediyor arkadaşlar fiyatlara. Ve sonrasında ne oluyor? 2011'den sonra bir bozulma başlıyor. Çok enteresan. 2012-2013 biliyorsunuz gezi olayları, Türkiye üzerindeki bir takım, daha doğrusu FETÖ terör örgütünün kalkışması, bunların hepsi 2011'de çok enteresan. Dünyada da dolarda bir değişim trendi başlıyor. Bakın 2011, ben o dönemde 2011 dolar 1.5'lardayken artık dünyada da bir değişimin başladığını, dolar endeksinin ciddi bir rally dönemine başlayacağını buradan söylemiştim arkadaşlar. O tarihlerde dedim ki artık 10 yıllık neredeyse
doların düşüş dönemi bitiyor. Bakın şu trend çizgisini görüyorsunuz. Düşüş dönemi bitiyor. Bundan sonra çok enteresan şeyler olabilir. Dolar ciddi yükselebilir. Belki doları 2'ler, 3'ler, 4'ler diyerekten orta uzun vade için bunların hepsinin mesajını vermiştik ki 5 yıl içinde de o dönemde gazetede yazıyordum, tercüme gazetesinde. O dönemden sonra da zaten hep uyarılarımız olmuştu. Ve doların 4'lere çıkabileceğini de sık sık ifade ettiğimiz dönemdi. Bakın ondan sonra dolarda bir yükseliş oluşuyor. Bozulmalar ister istemez. 2011'e kadar belki olumlu bir rüzgar vardı ama 2011'den sonra dünyada da bu tablo dönüyor. Amerikan faiz artırımı geliyor derken bunların hepsi doların yükselişine sebep oluyor. Şimdi hemen buradan geçiyorum. Nereye geçelim? Tabii ki 2011'de faizler nasıl seyretti tahvil. Bakın öncesinde tahvilde bir yükseliş var ama uzun bir süre yatay bir hareket. Enflasyon, olumlu gelişmeler, bir takım süreçler burada. Faizleri aşağı çekiyor. Bakın burada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de. O dönemde tabii Merkez Bankası da değişmiş oluyor, başkanı değişmiş oluyor. Durmuş Yılmaz tam bu 2011 6'da görevi devredip geçtiğinde enteresan faiz düşüşü devam ediyor. Enflasyon düşüyor doğru ama burada yapılmayan, belki de Türkiye'nin trendini değiştiren en büyük hata bu bölgede yapılıyor arkadaşlar. Enflasyon düşüşü duruyor. Enflasyon 6,5'lardayken bizde faizler 5,5 yanılmıyorsam. Faizlerde bir indirim daha yapılıyor. 50 bas puan. Maalesef işte orada tam terse dönüyor her şey. Hem faizler burada yükseliyor hem biraz önceki grafikte göstermeye çalıştım. Dolarda gördüğünüz gibi rally başlıyor arkadaşlar. Bunların ikisi çok önemli etki oluşturuyor. Dünyada faiz düşük, bize de düşük olması lazım gibi konuşmalar aslında 2011'de başlıyor. Faiz lobisi konuşmalar 2011'de başlıyor. Bakın göreceksiniz. Elbette faiz lobisi var. Ben inanıyorum. Yani lobi dediğimiz şey aslında dünyada bir grup oluşturup o grubun biliyorsunuz. Yani anlatmama gerek yok. Demek istediğim ne olursa olsun arkadaşlar bir para varsa o para ne kadar yüksek getiri sağlarsa oraya gider. Türkiye'de bunu sağlamadı o dönemden itibaren. Onun için dolar aynı zamanda bu trende başlamıştı. Tabii trendler de söz konusuydu o anlamda. Şimdi tahvildeki bu süreci gördük ve görüyorsunuz tahvilde. O dönemden itibaren ciddi bir yükseliş başladı. Şimdi buradan geçiyorum hemen. 2015 seçimlerine. Bakın tablo değişmeye başladı, bozulmaya başladı. 2015 seçimlerinde de yine piyasa önemli bir bölgede 90 binler görülmüş. Endeks artık belli bir noktada dolar bazında belli tarihi zirvelerini geçemez durumda. Faizler yüksek, enflasyon yüksek, dolar yüksek. Bunlar hepsi etki. Seçimlere bakın. Yine geçmişte olduğu gibi seçimlerden önce bir tepe oluşuyor. Koalisyon dönemlerine bakın arkadaşlar, piyasalar büyük para her şeyi önceden görebiliyor. Neden? Çünkü inanılmaz bilgi akışını, net bilgi akışını daha önceden yakalayıp bunu paylaşabiliyor. Daha doğrusu fiyatlar üzerinde etki oluşturabiliyor. Bakın seçimlerden neredeyse bakıyorum 6-7 ay önce arkadaşlar bir zirve yapıyor. Bakın arkadaşlar çok olumlu. Yani tekrar nereye döndük biliyor musunuz? 1991, 1995, 2002 dönemine döndük. O dönemde piyasa nasıl bir fiyatlama yapıyordu? Seçimlerden 7-8 ay önce zirve yapıyor. Bakın burada olduğu gibi zirve yapıyor. Seçimlere burada 6-7 ay kala zirveyi görmüş oluyor. Sonrasında düşüş başlıyor arkadaşlar. Bakın düşüş başlıyor. Burada herkes, hepimiz tek parti olacak beklentisi vardı ama ne çıkıyor biliyor musunuz? 2015 Haziran seçimlerinde, 12 Haziran 2015 seçimlerinde koalisyon çıkıyor. Ve aslında demek ki 1991-95-2002 seçimlerinde olduğu gibi öncesinde zirve, sonra düşüş ama seçimlere bir süre kala tepe, sonrasında tekrar düşüş ve koalisyon haberleri duyulunca ne oluyor arkadaşlar? Piyasa adeta o gün %10 düşmüştü, çakılmıştı. Sonra tepki gelse de düşüş devam etti bakın. Çünkü öyle bir kararsızlık, öyle bir sıkıntılı bir sürece girdik. Pazarlıklar, şunlar bunlar biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. 2015 sonuç itibariyle. Ve sonuçta gördüğünüz gibi burada bu düzeltme bizi ciddi olarak sıktı. Uzun süre devam etti. Demek ki koalisyon beklentileri piyasada, iki üç hafta düşüş yaşatıyor. Koalisyon ortaya çıktıktan sonra
toparlama başlıyor. Her şey netleşiyor, toparlama başlıyor. Ama bakın 2015'te çok uzun yıllar sonra böyle bir şey yok. Koalisyon yok. Ne olacak şimdi? Tek parti varken bir anda sudan çıkmış balık tabiri. Düşüyoruz. Sonra kafalar hala karışık. O karışıklık devam ediyor. Borsa düşüşe devam ediyor. 2015 kırılmadır arkadaşlar. Ve tabii bu olurken ne oluyor? Bu süreç olurken ne oluyor? Dolarda ne oluyor daha doğrusu? Dolarda bakın, dolarda aynen geçmiş yıllarda olduğu gibi yükseliş var. 2015 12 Haziran seçimlerinden sonra o gün dolar zirve yapıyor. Sonra düzeltme. Sonrasında bu ralli devam ediyor arkadaşlar. Bakın kırılmalar gerçekleşmiş oluyor zaten. Devam ediyor. Ama koalisyon dönemlerinde böyle bir koalisyon kurulduktan sonra bile ne olduğunu sabit kurdan dolayı bilmiyoruz, anlayamıyoruz. Sürekli yükselen bir süreç var. Ama borsanın olumlu olduğu dönemlerde daha sakin bir kur hareketinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çok da karıştırmıyorum. Düzeltme. Evet. Dolar tepe yapıyor ama sonrasında düzeltme geliyor. Ama daha orta uzun vadede ralli devam ediyor. Yani bizim o beklediğimiz 5 hareketi bir yerde gerçekleşiyor. Peki bu dönemde şey ne oluyor arkadaşlar? Faizler ne oluyor? Evet, faizlere bakalım. 2015'te arkadaşlar faizler, bakın 2015 seçimlerinden önce yine enflasyon yükselişi, efendime söyleyeyim, belki de o dönemde yine siyasi tablo net olmadığı için bir takım sıkıntılar var. Faizler yükselişe aylar öncesinden başlıyor arkadaşlar. Ve faiz seçim açıklandıktan sonra tavan yapıyor. Sonrasında düzeltme ama sonrasında tekrar yükselişe devam ediyor. Neden? Çünkü koalisyon belirsizliği söz konusu oluyor. Çok uzun bir süre sonra enteresan bir karışıklık oluyor. Ve bunun negatif etkisiyle faizler 12'lere kadar, 11.89'lara kadar 2015'te zirve görüyoruz. Dönüyorum. 2015 seçimlerinde Borsa İstanbul. Yine bu sefer niye 2015'te biliyorsunuz iki seçim oldu. Birincisi 12 Haziran 2015'teki sürpriz koalisyon olarak bahsedilmişti. Koalisyon kurulmadı. Bahçeli dedi ki kurmuyoruz. Yani her zaman olduğu gibi Bahçeli seçimleri belirliyor. Sayın Bahçeli. Ne oldu? 2011 Kasım'a koalisyon kurulacaktı. AKP ile MHP koalisyon kuracaktı. MHP kabul etmedi. Sürtüşüyorlardı çünkü o sıra. Ve 2 Kasım'a seçimler, 1 Kasım'da seçimler oldu arkadaşlar. Peki burada ne oldu? Bakın çok enteresan bir şey var yine. Şimdi ne diyorduk? Tabloyu özetleyeyim. Bu seçime geleceğiz. 1. Koalisyon döneminde seçimlere 8 ay kala, 9 ay kala borsa zirve yapıyor. Yani borsa yükseliyor. Olumlu bir hava. 8-9 ay kala. Sonrasında seçimlere kadar koalisyon nasıl olacak, kim olacak, anketleri görelim derken 8 ay boyunca düzeltme yaşanıyor. Seçimlere 3 hafta kala dip biraz daha hızlanıyor. Son 2-3 haftada dip bulunmuş oluyor. Seçimlere son hafta kala olumlu. Arkasından koalisyon çıksa da kabine kurulacak, beklenti taze, oh değişim derken iyi şeyler olabilir ümidiyle, beklentisiyle fiyatlar ne yapıyor arkadaşlar? Ralliye başlıyor koalisyonda. Seçim bittikten sonra. Tek partiye geldiğimizde ne oluyor? Tek partiye geldiğimizde de hep tek parti öncesinde fiyatlar olumlu gelişiyor. Tek parti açıklanıyor. Önce bir düzeltme. Eğer dünya konjonktürü ise olumlu hareket devam ediyor. Ama genelde böyle olmadığını görüyoruz. Yani tek parti olunca olumsuz olduğunu, olumsuzluğun devam ettiğini, bir süre sonra normale döndüğünü görüyoruz. Evet. Herhalde anlatabildim inşallah. Çünkü bugünle geleceğiz ve bugünleri yorumlayacağız. Şu anki durum neye benziyor daha çok? Herhalde mesaj alınmıştır biraz da. Sanki daha çok böyle. Neyse oraya geleceğiz. Hemen. Kasım seçimlerine geliyorum. 2015 1 Kasım seçimleri. Bakın. Yine o dönemde ne vardı? Koalisyon kurulmadı, sıkıntı oldu. Beklentiler kötü oluştu derken o dönem bayağı bir enteresan propagandalar oldu ve tekrar AKP'nin gelebileceğine yönelik beklentiler arttı ve tek parti ihtimali arttığı için ne oldu arkadaşlar? Bakın şu ralli yaşandı. Yani tek parti oluşma ihtimali konuşulduğundaki süreç, öncesinde yükseliş, belki birkaç gün yükseliş, sonra düşüş, bakın sonra yine düşüş, tek partide tekrar düşüş.
Peki faizler ne oldu? Bakalım. Faizler öncesinde olumlu, pardon, dolar öncesinde olumlu. Sonra yatay, bakın 2.90'lar. Ondan sonra rally tekrar başladı. Olumlu ve hareket. Son fırsat yatay. Sonra zaten 3'lerin üzerine bizim ısrarla 4'lere gidiyoruz dediğimiz dönem. Ve sonrasında faizler ne oldu o dönemde? Faizler bile olumlu etkilenmiş arkadaşlar. Tek parti beklentisi olduğunda hep olumlu görüyorsunuz. Yani bir ay önceden, 1,5 ay önceden olumlu. Sonrasında normalleşiyor ama daha sonrasında o olumlu hareket yerini olumsuzluğa bırakıyor. Faizlerin düştüğü değil. Şimdi 2017 Nisan referandumuna gelelim arkadaşlar. Burada yine kafalar karışık. Yani ne diyorduk? Eğer olumlu olsaydı, olumlu beklenti olsaydı, piyasa bunu daha önceden sürekli borsayı yukarı alırdı. Ama burada görüyorsunuz yine bir kararsızlık var. Yine bir belirsizlik var. Bak, belli bir bantta seyrediyor. Zaman zaman düşüyor, zaman zaman yükseliyor ama belli bir bantta sıkıntı var. Net değil. Seçim sonrası netleşiyor. Başkanlık sistemi geliyor Türkiye'ye. Falan filan. Burayı görüyorsunuz. Hemen o dönem faizler ne olmuş? Bakın faizler de o dönem enteresan bir noktada. Yine belli bir bantta sıkışık. Pardon, dolar, özür dilerim. Dolar. Belli bir bantta zaten 3.80'ler görülmüş daha öncesinde. Belli bir bantta bir süre sonra yatay. Sonra bu yatay hareket uzunca bir süre devam etti. Ama şimdi neredeyiz? 4.90'lara bile gitti kur. Şimdi bunu da atıyorum. Ve o günkü tahvil. Evet, tahvil tahmin ediyorum. O günkü tahvildi. Şöyle alayım. 2017 Nisan. Bakın arkadaşlar, o dönemde tahvil uzun bir süre yatay seyretti. Ama sonrasında yükseliş başladı. Buradan çıkartacağımız tecrübe arkadaşlar. Borsa zaten 7-8 ay önce zirve yapmıştı. Koalisyon dönemlerinde ne oluyor? Hemen söylüyorum. Başlıyoruz tekrar. Şimdi bugünü yorumlayacağız. Gördüğünüz üzere. 1. Koalisyon dönemlerinde, yani 2002'ye kadar olan dönemde Türkiye'de, borsa kurulduktan sonra 1986'dan sonraki sürece baktığımızda 1991-95 2002 seçimlerine baktığımızda hep genelde ne görüyoruz? Seçimden önce 8 ay zirve, 8 önce zirve, seçime kadar düşüş, son 2 hafta, 2-3 hafta dip arayışı, son hafta olumlu, çünkü seçim de bitiyor artık, belli, netleşecek. Bakın arkadaşlar, 7-8 ay önce zirve yapıyor borsa. Şimdi onun tarifi sanki. Zirve yapıyor. Bakın daha önce yükseliş var, görüyor musunuz arkadaşlar? Yükseliş var, zirve yapıyor. Sonra seçime kadar şu an ne yapıyoruz biz? Düzeltmiyoruz. Aynen koalisyon dönemlerindeki süreci yaşıyoruz. Seçime birkaç hafta, 3-4 hafta kala bu süreç bir dip arayışında. Seçime son 3 hafta kala bu düşüş biraz daha hızlanıyor. Şimdi burayı kıracağız mı? Kırma ihtimali var. 97-800'ler. Buraları kırdığımız takdirde çok büyük ihtimalle borsanın bir hafta daha düşüşü var arkadaşlar. Bir hafta. Çünkü biliyorsunuz hatta ilk şu grafiği göstermeye çalışayım. Bakın düşüş, şu düşüş 8 ay boyunca yaşanıyor. Borsa İstanbul'da Ocak ayından beri düşüş yaşanıyor. Neredeyse 6. aydayız. Biraz daha kısa diğerlerine göre. Sonrasında son bir hafta, belki de önümüzdeki hafta da bu biraz daha devam edecek. Bu bölgeyi kırabilir. Ama önümüzdeki hafta büyük ihtimalle dip bulmaya çalışacak. Sonra burada dip çalışması olacak. Anket sonuçları biraz daha netleşecek. Seçim haftası olumlu bir hareket olabilir ya da yatay seyredebilir. Sonrası arkadaşlar rally. Yani borsa için aslında 100 binin altı olumlu gibi. Nereye kadar? 97 bin. 97 binin altı. Bakın tablo çok olumlu değil şu an için. Bizim için 98 bin önemliydi. 98 binin altı arkadaşlar. 98 bin 92 bin aralığında borsa sanki bir dip yapacak gibi gözüküyor. Ama 106 bin, 96 bin, 86 bin. Yani 85-86.
98'in altında, yani 98'in altında bugünleri seyretmekte fayda var. 98'in altındaki süreçlerde borsa 92-90 aralığı diyelim. 92-90 aralığında aslında borsa güvenli bölge, alım için güvenli bölge olarak yorumlayabiliriz. Gayet olumlu. Yani bizim, tabii benim kendi indikatörümü biliyorsunuz. EDTR'i daha önce sık sık paylaştığım bir indikatör. 97.000'deyken endeksin güvenli bölgede olduğu, buradan alış yapılabileceğini söylediğimiz bir süreçti. Gördüğünüz gibi bu süreç neredeyse 97.800'den 106.000'e kadar taşıdığını görmüştük. Dün itibariyle de biraz yataya dönebiliriz. İzlemek lazım gün olarak demiştik. 2 gündür de çok sert satışlar geliyor. Bu da bu tabloyu desteklemiş oldu. Şimdi evet, güvenli bölgedeyiz. Evet, güvenli bölge olmaya devam edecektir. Biraz daha devam edecek. Birkaç gün daha satışın devamını göreceğiz. Yeni haftada biraz daha netleşecek bazı şeyler. Dip bölgeye yakınız. Onun için endeksin, borsanın 98.000'in altında alışa geçmek daha mantıklı gibi gözüküyor. 98-92 bölgesi. Belki 90'lara da bu süreç yayılabilir. Problem değil. Şimdi peki o zaman dolar TL'de durum nedir? Ne olmuştu tek parti süreçlerinde? Dolarda evet o hafta biraz yukarı hareketini sürdürdü. Ama sonrasında bu düzeltmeler tekrar TL lehine geliştiğini gördük. Bu hareket belki bugün tarım dışı istihdam verisinden sonra belki normalleşmenin işaretleri olabilir. Bunu göreceğiz. Ama biz tabii ki çok doğal olarak bu hafta sonu enflasyon gelecek. Yani pazartesi enflasyon gelecek. Eğer enflasyon beklentilerin üzerinde görürse piyasa bir 100 puan daha almak isteyecek. Böyle bir durumda borsa belki doları nereye kadar çekebilirler? Biraz daha eğer bu noktada dün için önemli bir gün demiştik. Eğer böyle bir durum olacak olursa doları çekecekleri seviye herhalde 4.70'ler civarı olabilir. Oradan sonrası, çünkü bak 4.68, yani 4.70'lere ulaşır mı? Ulaşabilir. Ulaşması bir şey yok ama ben 4.63'ü önemsiyorum. 4.63 altında kalacak olursa, daha önceki zirveler olarak orayı görüyoruz. 4.63-4.67. 63 altında kaldığı müddetçe bu tepki olacak ve sonrasında tekrar düşüşe geçeceğini tahmin ediyorum. Buranın tepe olduğunu artık net olarak söyleyebiliriz. Buradan sonra büyük ihtimalle bir düzeltme, bir geri çekilme tekrar başlayacaktır. Neden? Çünkü seçimi bundan sonra olumlu manada fiyatlayacağını ben düşünüyorum. Tekrar 4.60'ların altında 4.50'ler ve 4.50'lerin altını göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani dolar zirve yaptığını net olarak artık söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer beklentilerin üzerinde gelecek olsa Merkez Bankası'ndan dediğimiz gibi 100 bas puan daha isteyebilir piyasa. Ama eğer beklentilerin altında gelecek olursa enflasyon, bu hızlı bir geri çekilme getirecektir. Olumlu havayı önümüzdeki haftadan itibaren göreceğimizi söyleyebilirim. Ayın 7'sinde toplantı var biliyorsunuz. Merkez Bankası faiz karar toplantısı var. Bu çok çok önemli olacak. Eğer yüksek gelirse faiz arttıracak. Enflasyon yüksek gelirse faiz arttıracak. 4 gün içinde zaten bunu fiyatlamış olacak. Eğer düşük gelirse büyük ihtimalle faiz artırımı olmayacaktır. Bu noktada biz daha aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Peki tahvilde durum nedir? Tahvile baktığımızda evet, tahvil yeni yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Tahvilde de artık zirveye ulaşıldığını söyleyebiliriz ama benim biliyorsunuz daha önceki tezim, neredeyse 2 yıldır söylüyoruz. Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu ne cari açık, ne bütçe açık, ne de borçlar. Hepsi normal. Ama enflasyonlu diyerek uyarılarda yıllardır bulunuyoruz. 6.5-7'lerden beri de, hatta 7.5'tan itibaren de, 7.5-8'lerden itibaren de Türkiye'de enflasyon etkisinden dolayı %18'lere gidebilir dediğimizi, faizleri hatırlayacak olursanız bu noktada bir yerde ne kadar beklentimizin gerçekleştiğini de görebilirsiniz. Evet, ben şimdilik bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım faydası olur. Hisseler, tüm piyasalara yönelik çalışmalarımız olacak. Bu aradan seçim sonra, daha doğrusu Ramazan'dan sonra seçim, belki seçimle de bağlantılı olarak yapacağız ama İstanbul'da bir teknik analiz eğitimimiz olacak. Bu noktada bize şöyle teknik analiz eğitim.com, evet, teknik analiz eğitim@gmail.com mail adresimize mesaj atabilirsiniz. Birebir özel eğitimlerimiz var.
İnternet üzerinden, eğer İstanbul dışındaysanız internet üzerinden teknik analiz eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. Bu noktada desteğimiz var. Ali Reçber YouTube sayfasından bize mesaj atabiliyorsunuz. Twitter sayfasından, Twitter hesabımızdan mesaj atabiliyorsunuz. Daha doğrusu biz karşılıklı bu noktada yeni geliştirdiğimiz sistemlerde sizlerle paylaşıyoruz ve olabildiğince sizlere günlük, gün içi, haftalık, aylık, uzun vade trendleri yorumlayabileceğiniz tarzda çalışmalarımızı sizlere sizlerle paylaşıyoruz. Evet, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Seçim gerçekten bugün artık çok önemli bir döneme girdik. Memleket için hayırlı olsun. Koalisyon gördüğüm kadarıyla benim bir değişim olacak. Büyük ihtimalle fiyatlamalar bunu gösteriyor. Ha, bu arada başka bir sadece fiyatlar üzerinden konuştuğum için başka bir noktada kamu hisselerine yönelik bir satış ihtimalinden bahsetmiştik. Bunların devamını görüyorsunuz arkadaşlar. Etkiliyordu. Son 3-4 gündür etkiliyordu ki bundan bahsetmeye çalışmıştık. Özel sektör hisselerinde de enteresan gelişmeler görüyoruz. Özellikle Koç grubu hisselerinin olumlu olması bana en azından geçmişe baktığımda bir takım mesajlar veriyor. Bu manada memleket için hayırlı olsun diyorum. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.